Peki gelelim. Şimdi peki promosyon tamam. Yani bankalara, kamu bankalarının kasaları bu sefer açılacak. Çünkü biz biliyoruz ki kasalar yok. Daha doğrusu maliyenin kasası, hazirenin kasasının boş olduğunu biliyoruz. Bunu da 29 Şubat 2024'te çok değil, bundan bir ay önce Erdoğan'ın sözünden biliyoruz. Emeklilere zam yok dedi. Çünkü dedi bunu bütçe olarak kaldıramayız biz dedi. Sözlerinden bir tanesi bu gideri biz karşılamayız, karşılayamayız dedi. Ve bugün seyyanen zam olabilir mi'nin hesapları yapılıyor. Şimdi promosyon devlet bankalarının kasalarından karşılanacak. Onda bir sıkıntı yok. Peki seyyanen zam olacak mı? O da çok konuşuluyor. Gözler hafta sonunda. İki portakal, iki salatalık 26 lira. Ne bu yani? Nasıl idare edeceğiz kendimizi? Tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Siyasetin derdi seçim, emeklininki ise geçim. Bir ümidiniz var mı emekli olarak? Vallahi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçe yok diyerek emekliye zam kapılarını kapatsa da seçime 10 gün kala tartışmalar yeniden alevlendi. Emekliye 5000 liralık seyyanen zam yapılacağı iddia ediliyor. İnanmayan da var, az bulan da. Hiç ummuyorum. Ummuyorum. Beklemiyorum da. Artık bundan sonra emeklileri kayda alacaklar. İstediği kadar zam versin. O asla yetmez çünkü fiyatlar o kadar yükseliyor ki insanların aklı şaştı artık. Enflasyonun altında en çok ezilen emekliler oldu. Seçim öncesi emeklilere bir zam gelir mi gelmez mi bu konuşuluyor ancak emeklilerin artık ne dayanacak gücü ne de bir umudu kaldı. İyi yaşayacak düzeyde olmalı. En az 25 bin lira. En düşük 20 bin lira olması lazım. Çünkü en düşük kira 15 bin lira olduğuna göre 20 bin olması lazım ki kıt kanaat geçinirsin. Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın kanmayın. Yani bu her seçimlerde verilen vaatler ve sonra da tutulmayan vaatler bunlar. 5000 liralık seyyanen zamla emeklinin nefes alması mümkün değilken Türkiye'de geçim şartları anketine göre 2024 yılında emeklinin %86'sı %49,25'lik emekli zammını yetersiz buluyor ve geçinemediğini söylüyor. Kiralar yetmiyor, yiyecekler yetmiyor. Sizce emekli maaşı en düşük kaç olmalı? Asgari ücrete uygun olmalı. Şimdi burada tabii akla gelen 29 Şubat'ta bu gideri karşılayamayız diyen bir Erdoğan bu parayı nereden buldu? Kasanın tam takır olduğunu anlıyoruz. Seyyanen zam adaletsiz bir zamdır diyor kendisi. Sabır ve metanet istiyor kendisi. Önce şu soruyu sorayım ardından sorabilirsiniz. Sen ne bekliyorsun diye. Ben bu para peki bir ay önce para yoksa şimdi bu para nereden bulundu? Veya bu para nasıl çıkartılacak bizden diye soruyorum. Nisan ayını ve ondan sonraki ayları zam olarak geri döneceğini düşünüyorum. Peki çıkar mı? Yani Erdoğan şu anda seyyanen zam verilir mi? Bakmayın siz Sayın Cumhurbaşkanımızın işte adaletsizdir, şudur budur. Bütün tuşlara basıldı. 16 milyon emekliden bahsediyoruz. Potansiyel oy ve o oyu bir oy bile çok çok değerli şu anda. O oyu alabilmek için para da basılır, zam da yapılır. Yüksek yüksek faizlerle yurt dışından para da bulunur. Yeter ki oyu alabilmek. Ha, bir de bu emeklere promosyon var ya, çalışanlara da aslında promosyon olmalı. Sadece emeklilere değil, çalışanlara da keşke bir öyle düzenleme yapılsa, o promosyonlar da çalışanlara verilse. Nasıl olur? Çok güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bir vatandaş demiş ki, siyaset haberleri var ama biraz daha ileride siyaset haberleri, seçim haberleri diyeyim. Levent Bey şöyle diyor, sizi gidi takiyeciler. Madem faizi arttıracaktınız, son ay niye kura müdahale edip rezervlerimizi erittiniz demiş. 20 milyar dolarımız gitti biliyor musunuz? Bir ayda. Ya faizi yükseltecektin, neden müdahale ettin o zaman kura? O yüzden diyorum ki kurdaki bu düşüş, günlük bugün yaşanan düşüş veya altında alım için yeni fırsatlar. Tabii ki bu benim kendi şahsi görüşüm dedik.